Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tuğ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Evet desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu şekilde bugünkü modelimde ütülemedim alelacele çekmek için arkadaşlar videom yok yetiştireyim diye bu şekilde modelimizin yapılışı çok hoş çok beğendiğim modellerden bir tanesi de budur arkadaşlar hem yapılışı çok kolay hem gösterişli hem de böyle gördüğünüz gibi çok hoş bir model evet ilk önce yemenimizin dört bir kenarına ikişer zinciri çekerek bu şekilde tığlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Tığ battısını yapıyoruz. Sonra yeşil kısmının yapımına geçelim arkadaşlar. Yeni başlarken de aynı şekilde bir tane tığ battının içine sık iğne ile batıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çektim. Ve buraya şöyle orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 Tığımın başını 3 defa doladım. 1 2 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 olarak girip bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığın başını doladım. Bir defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak buraya trabzan yaptım. Bir tane trabzanım oldu. Bu çiçeğim için yuva arkadaşlar. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Aynı şekilde buraya 10 tane trabzan yapıyoruz. 4 5 6 7 8 Bismillah. Tığının. Sonucu trabzanımızı da bu şekilde buraya yaptık arkadaşlar. Ve bu yapmış olduğumuz trabzanı hemen yanındaki tığ battıya bu şekilde kapattım. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Şöyle orta boy küçükten biraz büyük bir örümcek yaptım. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı büyüklükte bu şekilde buraya bir örümcek daha yaptım. Evet arkadaşlar bu biraz küçük oldu. Şöyle az biraz büyük yapalım örümceğimizi. Tekrar bir zincir çekip bu ilk baştaki trabzanımızın üzerine bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapıp yaptığım örümcekleri kapattım buraya. Bir tane zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Şöyle örümceğimin Arkadaşlar iki kanadını alıp bir sık iğne yaptım buraya. 2 3 4. 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Kapattım örümceğimi. Tekrar buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğne de buraya yaptım arkadaşlar. Burada şimdi örümceğimizi şu kapattığımız yere bu şekilde bir sık iğne yapıp buraya batıyorum arkadaşlar. Tabi görüp bulabilirsin. Bu şekilde kapattım. Buraya yine 4 tane zincir çekiyorum. Buraya da çiçeğimiz için yuva yapıyoruz arkadaşlar. Bu da üçüncü ve sonuncu yuvamız. Bu şekilde girdim kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Buraya bir örümcek yaptım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı şekilde buradan 1-2-3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine kapattım bu şekilde. Evet, bir tane yeşilimizi yapmış olduk arkadaşlar. 1 2 3. Çiçeklerimiz için de 3 tane yuva yapmış olduk. Şimdi buraya tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar. Yine bir zincir çekip şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum buraya. Bu şekilde kapattım. 1 2 3. Tığımın başını 3 defa doladım örümceğimin üzerine dördüncü tığ battımın içine giriyorum buraya 1 2 2 2 2 şeklinde böyle büyükçe bir trabzan yaptım trabzanımın tepesine 4 zincir bir defa doladım 2 2 olarak kapattım buraya 1 2 2 3 bir defa doladım. 2 2 aldım 4. 5 6 7 8 9. 10 tane oldu arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battı ya bu şekilde bu yaptığım trabzanlarımı kapattım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya orta boy büyüklüğünde şöyle küçük sütten biraz büyük bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekip aynı büyüklükte bu şekilde yine bir örümcek yapıyorum. Yine bir zincir çektim buraya. İlk yaptığım bu trabzanımın tepesine arkadaşlar çektiğim zincire değil trabzanımın tepesine bu şekilde kapattım. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Buraya örümceğimin içine kapattım 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. 2 telini alıp örümceğimin buraya 4 zincir çekiyorum. Kapattım buraya. Tekrar 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar buraya örümceğimin içine buraya kapattım. Buraya sık iğneyle örümceğime kapattım. Bu şekilde 1 2 3 4 zincir. Çiçeğim için buraya yuva yapıyorum bu şekilde. Kapattım buraya. Bir tane zincir çekiyorum ve orta boy bir örümcek yapıp kapattım buraya tekrar dördüncü tığ battının için arkadaşlar bu şekilde örümceğimi kapatıyorum bir zincir çektiğim ipimi kopardım bu şekilde arkadaşlar şöyle bir tığ battının arkasına bu ipimi önde bırakmayalım yanık izi gözükmemesi için çekelim bu şekilde hemen buraya yemenimizin arkasına yapıştıralım. Evet arkadaşlar iki zincir çekip tığımı tutturdum. Trabzanın başına dört zincir çekmiştim. Çiçeklerim için yuva demiştim. Buraya sık iğne ile tutturdum. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapattım buraya. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş zincir kapattım buraya 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım kirpik olarak buraya. 1 2 3 4 5 zincir. Kirpime kapattım bu şekilde. Buraya 5 tane kirpik yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir 4 zincirimi bu şekilde buraya kapattım 1 2 3 4 5 zincir kirpiğime kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir kapattım 2 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar kapatıyorum kirpik olarak 1-2-3-4-5 zincir Tam 5 adet kirpik yapıyoruz 5 zincir çekerek Bu şekilde 1-2-3-4-5 zincir Evet arkadaşlar 5 tane kirpiğim oldu bu şekilde Şimdi sonucu yuvamızı da dolduralım 4 zincir çekerek Geçiyoruz sonucu 4 zincirden çektiğim yuvamızın içine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım yuvama. 1, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım yuvama. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım yuvama. Buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım yuvama. Dördüncü kirpiğim. Beş zincir kapattım yuvama. Bu şekilde arkadaşlar bir zincir çekiyorum. İpimi kurtarıyorum. Evet arkadaşlar şu sarıyı da ben yaptım. Kameranın arkasında gördüğünüz gibi o kadar güzel gözüküyor. Bayılıyorum bu modele arkadaşlar. Hep gördükçe böyle bayılırdım bu modele. Çok hoş çok şahane bir model oldu muhakkak yapmalısınız bu modeli arkadaşlar. Verdiğim bu sayılara adetlere de riayet ederseniz arkadaşlar şöyle birbirine fazla yakın değil fazla uzak değil bu şekilde zincirlerimizi de çekersek evet arkadaşlar böyle bir güzel bir model elde etmiş olur. Ütülü değil ütülü olmadığı halde şahane duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelim. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.